1902'de Priştine'de doğup 1971 11 Ekim'inde Belgrad'da kaybettiğimiz Doktor Hikmet Kıvılcımlı, Türkiye Sosyalist Hareketi'nin önemli bir teorisyeni, yaşamını insanlığın kurtuluşuna adamış önemli bir bilim insanı, örgütlü pratik mücadeleden geri durmamış devrimci duruşuyla örnek bir eylemci, örnek bir insandır. Çok genç yaşında emperyalist işgale karşı silahlı direnişe katılan Kıvılcımlı, nihayet askeri tıbbiye öğrencisi iken Türkiye Komünist Partisi hücresinde örgütlü olarak işçi sınıfının kurtuluşu mücadelesine katılır ve son nefesine kadar da bir an bile o mücadeleden kopmaz. 1925 yılındaki kongrede gençlik temsilcisi olarak seçilir. Partinin yayın organı olan Aydınlık'ın özel gençlik sayılarında Ahmet Tevfik takma adıyla yazıları yayınlanır. Aynı yıl tutuklanarak İstiklal Mahkemesi'nde yargılanıp mahkum olur. Böylece tutuklama, işkence ve zindan devri de açılmış olur. 1929 İzmir Tevkifatı, Kıvılcımlı'nın siyasi yaşamında önemli bir dönüm noktası olacaktır. Tutuklanma ve yargılanma sonucu 4 yıl 6 ay hapse mahkum edilir. O zamanki İzmir Hizmet Gazetesi'nin 29 Temmuz tarihli haberine göre Doktor Hikmet ise kahverengi şapkasını giyerek büyük bir soğukkanlılıkla "Hepimiz çıkarken kızıl bir profesör olarak çıkacağız" demiş ve gülmüştür. Hapishaneyi her anın çalışarak ve üreterek geçirdiği bir üniversiteye dönüştürmeyi başarmıştır. 1933 yılında Elazığ cezaevinden çıkarken ciltler dolusu çeviri ve orijinal eserler vardır dağarcığında. 10 yıllık parti yaşamının deneyimleriyle yazdığı ve o zamanki merkez komiteye tartışılması umuduyla sunduğu TKP'nin eleştirel tarihi Yol adlı 7 ciltlik eseri de bunlardandır. Bu eserler, genel düşünceler, yakın tarihten birkaç madde, partide konaklar ve konuklar, parti ve fraksiyon, strateji planı, düşman, burjuvazi, strateji planı müttefik, köylü, ihtiyat, kuvvet, milliyet, şark ve legaliteyi istismar başlıklarında bölümlenirler. Yol serisi yazılışlarından 45 yıl sonra 1978 ve sonrasında ancak yayınlanabilmiştir. Cezaevinden çıktıktan sonra kendi elimle partiye mal ettiğim dediği Marksizm Bibliyoteği yayınlarını 1935 yılında kurar. Bu yayın evinden Gündelikçi İş ile Sermaye, Marx, Karl Marx'ın Ekonomi Politiği, Sosyalizmi, Taktiği, Lenin, Karl Marx'ın Hayatı, Felsefesi, Sosyolojisi, Lenin ve Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu, Engels kitapları Kıvılcımlı'nın çevirileri olarak çıkar. O zamanki hayat arkadaşı ve partili devrimci yoldaşı olan Fatma Nudiye Yalçın'ın çevirdiği Enternasyonel Açış Hitabesi ve Marksizmin Prensipleri ile çeviren C.M. imzasıyla Maymunun İnsanlaşması Prosesinde Emeğin Rolü kitapları da çeviri serisinden çıkarılır. Yine aynı yayın evi ve daha sonra kurulan Emekçi Kütüphanesi yayınlarından telif eserler olarak da Türkiye İşçi Sınıfının Sosyal Varlığı, Marksizm Kalpazanları Kimlerdir, Edebiyat-ı Cedide'nin Otopsisi, İnkılapçı Münevver Nedir, Emperyalizm, Geberen Kapitalizm, Demokrasi, Türkiye Ekonomi Politikası, Marx, Engels Hayatları, Sosyete ve Teknik, F.N. Yalçı imzasıyla, İspanya'da Neler Oluyor Hasan Ali imzasıyla ve Sovyetler'de Stahanov Hareketi Hasan Ali imzasıyla kitapları ardı ardına yayınlanır. Bu yayın serisiyle Kıvılcımlı bir yandan Marksizmin temel kavramlarını çevirilerle yaymaya, diğer yandan da orijinal araştırmalarla işçi sınıfının kurtuluşu yolunu aydınlatmaya çalışmaktadır. Bu yayınların yanında o dönem yayınlanan Yeni Adam, Her Ay gibi dergilerde yazılar da yazmaktadır. Nihayet 1937 1 Mayıs'ından başlayarak Karl Marx'ın Kapitalini fasiküller halinde yayınlamaya başlar. 20'şer sayfalık bu fasiküller ancak 7 sayı yayınlanabilir. O dönemde yazdığı ve yayınlanacağını ilan ettiği din tarihinin materyalizmi, İslam tarihinin materyalizmi, Osmanlı tarihinin materyalizmi ve Bergsonizm adlı kitaplarını yayınlayamadan ünlü donanma davası provokasyonu ile yeniden tutuklanır ve 15 yıl hüküm giyer. Sultanahmet ve Çankırı cezaevlerinden sonra 11 yılını Kırşehir cezaevinde geçirip 1950 affıyla çıkar. Yine onlarca eserle tabii. Bu arada 1951 yılında o zamana kadarki en büyük TKP tutuklamaları olur. Mevcut TKP yöneticileri toplanır. Kıvılcımlı son yıllarda hapiste olduğundan tutuklama dışında kalmıştır.
Burjuvazi'nin komünistlerin kökünü kazıdık demagojilerine karşılık dışarıda kalan kadrolardan kimileri ve işçileri toplayarak işçi sınıfının hak ve varlığını korumak sloganıyla 1954 yılında Vatan Partisi'ni kurar. Vatan Partisi 3 yıllık ömründe fazla bir örgütlenme başarısı gösteremez ama gerek varlığıyla gerekse 1957 seçim kampanyasındaki faaliyetleriyle sosyalistlerin sesinin kısılamayacağını dosta düşmana gösterir. Bu dönemde 1953 yılında İstanbul'un fethinin 500. yılı dolayısıyla yayınladığı Fetih ve Medeniyet dışında daha çok parti çalışmalarına ilişkin yayınlar yapar Kıvılcımlı. Vatan Partisi'nin kuruluş gerekçesi olan Kuvayi Milliyeciliğimiz 1956 yılında İstanbul Üniversitesi Anayasa Kürsüsü'nün bir anketine cevaben yazdığı ve Suat Şükrü imzasıyla yayınladığı anayasa teklifi, 1957 yılı bütçesi eleştirisi olarak hazırladığı siyasetimiz ve bir sendika kongresini hicvettiği uzun şiirden oluşan Dede Hande ismiyle Soğan Ekmek Kongresini yayınlar. Bu sırada partinin yayın organı olarak aylık çıkan ve ancak 4 sayı yayınlanabilen Vatandaş Gazetesi de çıkarılır. 1957 seçimlerine katılan Vatan Partisi, iktidar yanlılarının kışkırtma ve saldırıları altında kısıtlı bir seçim çalışması yapar. İstanbul'un Eyüp ilçesindeki seçim mitinginde yaptığı ünlü Eyüp konuşmasından sonra tutuklanır ve Vatan Partisi'ne de kapatma davası açılır. 2 yıl süren ağır tutukluluk hali ve yargılamalardan sonra Vatan Partisi beraat eder. 27 Mayıs olmuştur, Milli Birlik Komitesi görevdedir. İşçi sınıfının politik bir örgütü yoktur ama Kıvılcımlı işçi sınıfı adına MBK'yı yönlendirmek amacıyla iki açık mektup yazar komiteye ve bunları 2. Kuvayi Milliyeciliğimiz adıyla kitaplaştırır. 1965'te yeniden kitap yayınlamaya başlar. Tarihsel Maddecilik yayınlarını kurmuştur. Bu dönemde ilk olarak Türkiye'de Kapitalizmin Gelişimi yayınlanır. Sonra 30 yıla yakındır üzerinde çalıştığı, antika tarihin gidiş kanunları üzerine orijinal görüşlerini tezleştirdiği Tarih Devrim Sosyalizm, ardından da tezini somutladığı bir örnek olarak İlkel Sosyalizm'den Kapitalizme İlk Geçiş İngiltere kitaplarını yayınlar. Yine bu dönemde Karl Marx'ın Özel Dünyası yayınlanır. Türkiye İşçi Partisi'ne tekliflerden oluşan Uyarmak İçin Uyanmalı, Uyanmak İçin Uyarmalı ve bir gazetenin yarışmasına Sadık Göksu ismiyle yolladığı Türkçenin Üreme Yolları kitap olarak 1966 yılında basılırlar. 1967 yılı başlarında haftalık olarak yayınlayacağı Sosyalist gazetesini çıkarmaya başlar. İmkansızlıklar yüzünden ancak 7 sayı yayınlanabilir gazete. Gazetesi kapanınca o zamanlar çıkan başka sol dergilerde yoğun olarak yazmaya başlar. Ant, Türk Solu ve Aydınlık dergilerinde sayısız makaleleri çıkar. Bu yazıların tamamını burada sıralamayacağız ama sadece belli başlı birkaç tanesini anmak bile onun Türkiye ve dünya meselelerindeki duyarlılığını ve ustalığını görmemize yeter. Deccal kapımızı nasıl çalıyor? Çek meselesi mi, dünya meselesi mi? Sayın İ.İ. Paşa'ya açık mektup. Üretim nedir? Türkiye halkının teşkilatlandırılması. Türkiye'de sınıflar ve politika. Lenin ve Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti, Kızılbekçiler, kendimize gelelim, ya birleşmek ya ölüm, Ho amcanın düşündürdüklerinden, genel olarak sosyal sınıflar ve partiler, gençliği azıcık anlayalım, dinin Türk toplumuna etkileri ve bunlar gibi daha onlarca yazı. 1970 yılında yeniden kitap ve yazı çalışmalarına hız verir Kıvılcımlı. Yükselen 68 hareketinin finans kapitalce tuzaklara çekilmeye, özellikle üniversite gençliği üzerinde sürek avlarının düzenlenmeye çalışıldığı günlere gelinmiştir. Bir yandan işçi sınıfını ve gençliği işçi sınıfı partisinde örgütlemek, öte yandan da her gün yükselen provokasyonlara karşı herkesi uyarmak için sağlığının bozuk, yaşının ileri olmasına bakmadan kan ter içine çalışmaktadır. Son 2 yılda 8'i narkozlu 13 operasyon geçirmesine karşın kitaplar ve gazete yayınlamakta, ulaşabildiği ve çağrıldığı her yere giderek konferanslar vermektedir. 1970-71'de 26 sayı yayınlanan Sosyalist Gazetesi 1971 Nisan ayının sonunda sıkı yönetimce kapatılır. Bu yıllarda yayınlanan kitaplar da Bilimsel Sosyalizmin Doğuşu, Oportunizm Nedir, Halk Savaşı'nın Planları, Devrim Zorlaması, Demokratik Zortlama, Anarşi Yok, Büyük Derleniş, İşçi Sınıfı Partisi Nedir, Vatan Partisi Tüzüğü ve Programı, 27 Mayıs ve Yön Hareketi'nin Sınıfsal Eleştirisi, Toplum Biçimlerinin Gelişimi, Metafizik Sosyolojiler ve bazı kitapların o dönem yapılan ikinci baskıları. 1971 Nisan ayında sıkı yönetimce aranmaya başlar Kıvılcımlı. Evinden ayrılır ve ölümüne kadar geçen süre trajik bir kaçış öyküsüdür. İdamla aranmaktadır, prostat kanserinden dolayı ölüme yaklaşmaktadır. Dönüş yolunda Belgrad'da aramızdan ayrılır. 11 Ekim 1971'de. Aramızdan ayrılışın üzerinden 38 yıl geçmiş.
Bu yıllarda kıvılcımlığı anlama ve anlatma yolunda iyi niyetli birçok girişim oldu. Ancak bu kadar yıl sonra bile yeterince anlaşıldığı ve anlatıldığını söylemek mümkün değil. Yazıp da insanlığın kurtuluşuna ve hizmetine sunduğu on binlerce sayfalık, yaklaşık 50 bin sayfa çalışmalarının yayınlanması konusunda da iyi niyetli kimi girişimler oldu kuşkusuz. Ancak eserlerinin de sistemli bir biçimde yayınlanması pek mümkün olamadı. Son yıllarda Sosyal İnsan Yayınları bu eserlerin tümünü bütün eserler formatında yayınlamaya girişti. Yayınlanan kitapların düzgün bir sıra ile yeniden basılmalarının yanı sıra yayınlanmamış eserler de eski yazıdan yeni yazıya aktarılarak yayına hazırlanmaya çalışılıyor. 2008 Şubat'ında yazılışından 72 yıl sonra yayınlanan Bergsonizm kitabı buna örnektir. Ölümünün 38. yılında bu önemli düşünce adamı, büyük devrimci, çok anlamlı bir biçimde anılıyor. Türkiye sosyalistlerinin büyük çoğunluğu, kimi düzenlemeci, kimi destekçi ve katılımcı olarak ortak bir anma programı uyguluyorlar. Bu anmanın da kıvılcımlığının tartışılması ve anlaşılması yolunda önemli bir adım olacağına kuşku yoktur.